yapmış, bir de internete koymuş. Ya eskiden bu kadınlarda biraz utanma olurdu be. Babamın bir hasmı vardı. 20 sene birbirlerinin işlerine taş koydular. Sonra araya birileri girdi. Adam geldi, babamdan af diledi, barıştılar. O gece babam o adamı vurdu. Nasıl yani? Af dilediği için mi? Yok. İlle biri birini vuracaktı. Babam erken davrandı. Beklemenin bir manası, faydası yok yani. Demem o ki, önce davranan kazanır. Aklına geldiğinde yapacaksın. Hiçbir şey anlamadım Kudret Hanım. Ben sana anlatacağım. Al. Belki lazım olur. PR şirketimiz devam ediyor ama ben aynı zamanda yatırım danışmanlığı yapıyorum. Sizin merkeziniz Gaziantep'teydi değil mi? Ben yanılmıyorum Seyhan Hanım. Tamam. Şahane. Nasıl yapalım o zaman? Yarın sabah benim ofiste buluşalım. Arzu ediyorsanız hem tanışmış oluruz hem ne yapabileceğimizi konuşuruz birlikte. Öyle mi? Hay Allah, erteleyemiyor musunuz? Tamam, bu çok daha güzel haber. O zaman akşam ofiste görüşürüz. Ben hemen konum gönderiyorum size. Teşekkürler. Bay bay. İnandı Kudret Hanım. Şimdi ne olacak? Bekleyip göreceğiz. Hayırdır? Akşam yemek yeriz dedik ama ben müşteriye gitmem gerekiyor Süleyman. Gece vakti ne müşterisi? Kadının yarın sabah Antep'e uçağı varmış. Ne yapalım? Gitmem lazım. Ofisi toparlayacağım. Bırak artık şu PR miyer işlerini. Burada işin hazır artık. Süleyman, bir senedir tek müşterim sensin. Bu çok can sıkıcı ve ben artık rahatsız oluyorum. İlayım, yorma kendini. Ben sana kıyamazken sen el alem için koşturuyorsun. Tamam, söz sana da vakit ayıracağım. İlayım, kadının. Hallettin mi? Hallettim hanım. Lambayı yaktın mı? Bu iş tamam, ha? Güzel. Derin derin nefes al. Sakin nefes al. Bir yerin acıyor mu? Acıyor mu bir yerin? Ha? Tamam, sakin ol. Sakin ol. Geçti. Geçti. Boynun iyi mi? Sırtın? Kışın yok değil mi? Ya.
Tamam, tamam. Şş, tamam, geçti, geçti, geçti. Ben nefret etmedi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? He? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Çekil. İlay! Çekil. Çekil. İlay'ım. Canım benim. Canım benim. Nasılsın ha? Kurban oldum. Tamam, tamam. Kim yaktı lan bu? Kim yaktı lan burayı? He? Tamam be, tamam, kurban oldum. Tamam, 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 rahat ol. Tamam, tamam. Ambulans geliyor şimdi, ambulans geliyor. Tamam, iyi misin ha? Tamam, geldi, geldi, geldi. Geldi, hadi gel. Kalk, kalk Şeren, kalk Şeren. Hadi yardım edin. Yardım edin, çabuk, 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 çabuk. Tamam, sakin ol, tamam. Açın, hadi indirin hemen. Sedyeyi indirin. Tamam bebeğim benim, tamam. İndir, indir. İlay'ım gel böyle. Ya tamam, tamam, yok bir şey, tamam. Tamam, yok bir şey, tamam. Tamam, tamam, tamam bebeğim benim. Kaldırın, kaldırın. Hadi, hadi çabuk, 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 çabuk. Tamam, tamam. Kim yaptı lan bunu? Ulan var ya. Tamam, tamam, hadi, 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 hadi. Pardon, nedir vaziyeti? İyi, endişelenecek bir şey yok. Doktorlar bilgi verir. Ozan'a bak. Görünmez kaza işte. Doğal gaz mıymış? Muhtemelen. İyi ki sen yetişmişsin. Sağ ol. Ne işin vardı İlay'ın ofisinde? Şirketin tanıtımı ile ilgili bir şeyler görüşmeye gitmiştim. O saatte. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Patlama esnasında bayanın yanında siz mi vardınız? Yok, ben gittiğimde olmuş bitmişti. İrfan Bey yanındaydı. Bizimle gelip ifade vermeniz gerekiyor. Olur tabii ki. Buyurun. Eminim hanımefendi. İşiniz hastanemize giriş yapmış olsa kaydolur. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Eda. İrfan burada yok diyorlar. Telefonuna da cevap vermiyor. İrfan iyi. Merak etme. Bir şey yok. Allah'ım öldüm, öldüm, dirildim. Peki İrfan nerede? Niye gelmiş hastaneye? Birini getirmiş hastaneye. Nasıl birini getirmiş? Kimi getirmiş? Egemen. Egemen, İrfan kimi getirdi hastaneye? Eda, zaten ortalık karışık. Bir ne olduğunu anlayalım Allah aşkına. Eda. Ya bırak. Egemen, çekil. Geçmiş olsun. Egemen İlay'a da bir uğrayalım dedi. Rahatsız etmedik umarım. Yok. Hay Allah. Nasılsın İlay? İyiyim Egemen. İyiyim, öyle boğazım biraz. Acıyor, ağrıyor. Birkaç tane de yanık var. Onun haricinde ciddi bir şey yok çok şükür. Herhalde Süleyman polisin yanından çıksın. Bu gece çıkarım buradan.
Polis ne alaka? Ofiste patlama oldu. Süleyman'ı ifadeye aldılar. İrfan'ı da götürdüler yanında. Tamam. Ben şunlara bir bakayım. Geliyorum hemen. Otursana. Eda, ayakta kaldın. Egemen, İrfan hastanede deyince öyle apar topar evden dışarı çıktım. İrfan'ı arasaydın. Neyse ki ucuz atlatmışsın. Çok daha kötü olabilirdi. İrfan anlattı. İşle alakalı yardım etmişsin. Ben de elimden geldiği kadar herkes ne yapıyorsa onu yapmaya çalışıyorum Eda. Eminim öyledir. İrfan'ın tek derdi de oğlu. Ameliyat parası. Ailesi, geleceği. Şimdi sırası değil ama yaptığın iyilik için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. İrfan'a borçlandım. Anlamadım. Beni o yangından İrfan kurtardı Eda. Ben Levent'te ofisteydim. Patlama oldu. O kucakladı. O çıkardı beni. Eğer orada olmasaydı ben şu an burada olmayabilirdim. Oradan kurtulamayabilirdim. Hızır hızır kamyonların arabalarının arasına atladı. Otobanın ortasındaki kaplumbağayı aldı, ezilmekten kurtardı. İrfan işte böyledir. Zorda olan herkese yardım eder. Bu ister kaplumbağa olsun, ister insan. Hiç fark etmez. Tamam. Ben de İrfan'ın neyi neden yaptığını bilecek kadar onu iyi tanıyorum. Güzel. O zaman ailesinin onun için ne kadar önemli olduğunu da biliyorsundur. Canım. Canım, canım, canım. Kimsin, ha? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Egemen hastanede deyince hemen koştur geldim. Ben burada koşturmaktan senin telefonunu açamadım, affedersin. Yangın da burada çıkıyormuş. Burada değil de orada çıkacak. İlayım, nasıl oldu? İyiyim Süleyman. Çok daha iyi. Biz çıkıyoruz. Tekrar iyi akşamlar. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Sağ ol. Hadi sıcağım. İlay Hanım, müsaitseniz polis ifadenizi alacak. Şimdi sırası mı polisin? Müsait değil de. Ben çıktıktan sonra polis bir şey dedi mi? Yok, hayır. Ben hemen arkanızdan çıktım zaten. Tekrar sağ ol. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bebeğim ya. Sana bir şey olsaydı o yangında ne olurdu? Bir şey olmadı işte Eda. Allah evladına bağışladı da olmadı. Ya yaralansaydın, ya yansaydın... öyle otel gibi lüks hastanelere de gidemezdik. Şimdi 300 kişiyle birlikte acilde sıra bekliyor olurduk. Ya ölseydin İrfan? Abartma Eda, ölmedim işte. Ya sen ölseydin Deniz'e ne olurdu? El alemin metresi yüzünden kendi canını tehlikeye nasıl atarsın? Hadi kendini düşünmedin, oğlunu nasıl düşünmezsin İrfan? Bıraksaydım ölse miydi kadın? Ya ölseydi, ya ölseydi. Sen kimsenin kahramanı değilsin ya. Hele ki o kadının kahramanı hiç değilsin İrfan. Senin kurtaracak tek bir tane canın var, o da oğlunun canı. Kahretsin. Aferin ya. Aferin, aynen böyle devam et, tamam mı? Ya kadın ne yaptı etti? Kendini yakmaya kalkıştı. İrfan, resmen evliliğimizi yıkıyor, farkında değil misin? Allah aşkına, senin derdin ne? Ben sana kaç kere söyledim, her şeyi izah ettim.
Bak son defa söylüyorum. İlay benim işe alma dediğim bir elemanı işe almış ve ben ona bunun hesabını sormaya gittim oraya. Elemanmış. Süleyman denen o neyin ne olduğunu görmüyor ama ben görüyorum. Sen bana güvenmiyor musun Suna? Açık açık söylesene. Güvenmiyorum. O kadın hayatımıza girdiğinden beri ben sana zerre güvenmiyorum. Çok güzel. Ben de sana güvenmiyorum zaten. Gözü dönmüş bir şekilde hırsızlık yapan bir kadına niye güveneyim ki? Sen ne yaptın? Ha? Tefecinin parasını çalmadın mı? Senin yaptığın hırsızlık değil mi? Ben hırsızsam sen de hırsızsın. Ben ne yaptıysam çocuğumuz için yapıyorum. Ben de evliliğimizi kurtarmak için. Hadi be! Allah kahretsin. Duvar yine kusmuş. Temeli b**an evin. Duvarı ne yapsın? Evliliğimiz gibi değil mi? Eda, bak. Ben seni anlamaya, seninle empati kurmaya gayret ediyorum ama çok zorlanıyorum. Bu hırsızlık, yalan, dolan, entrika nereden çıktı anlamıyorum. Benim tanıdığım Eda bu değil. Ben mi seni yanlış tanıdım anlamıyorum ki. Ben de seni hiç tanımamışım. Hiç. Boşuna uğraşma, duvar yine kusacak mı? Yine bir evimizin yok. Bana siz yetersiniz. Sen ne Deniz? Oğlum, niye bırakıyorsun onu? Ben köpekle konuştum. Biz gelene kadar burada bekleyecek. Peki kalsın. Ben önden gideceğim. Senin gözün bende olsun, tamam mı? Bakarsın. Bravo çocuklar. Güzel iş. Kolay gelsin abim. Hoş geldin Nihal. Masanı kaptım.
saniye. Ayrılmayın beyefendi. Ne oldu? Sahte pasaport bulundurmaktan hakkınıza suç duyurusu var. Bizimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Lütfen zorluk çıkarmayın. Herkes de öğrenirsiniz beyefendi. Sakın sesini çıkarma Deniz. Baba! Oğlum! Baba! Hanımefendi ve çocuğu da olur. Hanımefendi. Memur bey! Benim pasaportumda. Niye götürüyorsunuz onları? Bırak! Hanımefendiyi niye alıyorsunuz ya? Bıraksana! Hayır, niye götürüyorlar ne onlar? Onlar da bir sorun yok ki. Ya. Memur bey, bıraksanıza. Memur bey, bakın size izah edeyim. Benim çocuğumun ameliyat olması lazım. Onların uçağa binmesi gerekiyor. Kaçıramazlar uçağı, bakın. Yanımızda belgeler de var. Lütfen. Memur bey, bakın. Hadi beyefendi. Lütfen dinleyin. Memur bey! Memur bey! Açsanıza şu kapıyı ya! Açın şu kapıyı! Eda! Açın! Eda, var mı? Bir daha var mı? İrfan, ne yapacağız? İrfan, ne yapacağız? Sizi gönderecekler. Uçağa binip gideceksiniz. Göndermeleri lazım. Sizin bir sorunuz yok ki. Sen ne olacaksın? Bak Nezce, bunları yok et. Bunları yok et, görmesinler. Sizin pasaportlarınızda zaten vizeniz var, biliyorsun. Onlarda herhangi bir sorun olmaz, tamam mı? At elini cebine, cüzdanı çıkart. İçindeki bütün nakdi alacaksın, tamam mı? Al yanına. Elmaslar zaten sende, biliyorsun. Senin çantana bir tane not defteri koymuştum, hatırlıyor musun? O not defterinde bütün numaralar yazıyor. İner inmez Mehmet'i arayacaksın, tamam mı? İner inmez. Çok önemli. Yapamam. Yapamam. Ben tek başıma gidemem. Ben gidemem. Gidersin bir tane. Yaparsın. Gidemem. Hepsini konuştuk. Hepsini biliyorsun. Yapacaksın. Oğlumuz için. Tabii ki yaparsın. Gideceksiniz, olacak bitti. Oğlum, anneyle beraber ufuzun bir yolculuğa gideceksiniz. Koskoca bunu uçağa bineceksiniz beraber. Bak, cesur olacaksın. Annenin elini bırakmayacaksın. Tamam mı? Tamam mı yavrum? Sen de bizle gel. Oğlum, ben gelemem bu sefer. Ama geleceğim sonra. Sonraki uçakta falan gelirim. Anlaştık mı? Sonraki uçakta memur bey, bakın durumu izah edebilirim. Karımın çantasının içerisinde belgelerimiz var. Benim çocuğumun ameliyat olması gerekiyor. Uçağı kaçırmasınlar, gitmeleri lazım acil. Bırakın onları gitsinler. Kimse lütfen. Kimse bir yere gitmiyor. Ne yaptın İrfan sen? Benim paramla, sahte pasaportla gidip de dönmeyecektin demek. Bitirdin kendini. Bir tek kendin olsa neyse. İyi de ben size vaziyeti izah ettim. Geldim ayağınıza kadar, her şeyi izah ettim. Siz bana müsaade ettiniz, git dediniz. Ben sana tek güne bilet al, dönme mi dedim? Miami'ye gidecektin, biletleri başka yere almışsın. E tamam işte, ameliyat Houston'da olacak. Miami'den Houston'a geçeceğiz. Kes lan, kes. Beni dolandırmaya kalktın. Şantaj yaptın, yine canını almadım. Ama benim merhametimi kullandın ya. Artık canını almak da yetmez. Neticelerine katlanacaksın. Yeri gelir, hepsini affedersin. Çalmayı da, yalanı da. Ama hainlik affı olmaz. Pır diye uçup gidiyordu. Vaktinde haber vermekle akıllılık ettin.